İl Genel Meclisi köy yollarının soğuk asfaltla kaplanması nedeniyle sık sık bozulmalara maruz kalması nedeniyle yollar konusunda araştırma yaptı. İl Genel Meclisi Köy İşleri Yol Ulaşım Altyapı Komisyonu, köy yollarına beton asfalt uygulanmasının hem uzun ömürlü hem de ekonomik olacağı yönünde rapor hazırladı. Hazırlanan raporu okuyan komisyon başkanı Duran Bıyık, enflasyon düşünüldüğünde çimento maliyetlerinin de arttığını ancak Türkiye'nin petrol ürünleri açısından çok zengin olmayan bir konumda olması nedeniyle dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla bitümlü sıcak kaplama yerine çimento bazlı beton yol uygulamasının maliyet ve kazanç bakımından daha isabetli olacağını anlattı. Öncelikle devlet yollarında kullanım yoğunluğu itibariyle yüksek standartlı bitümlü sıcak karışım kaplama uygulanmaktadır. Ancak ilimizde 1 ve 2. derece köy yollarında sati kaplama ve bazı grup yollarında bitümlü sıcak kaplama kullanılır. Beton yol uygulaması şu anda ilimiz sınırları içerisinde Çorum Belediyesi'ne ait bazı yollarda ve Hitit Üniversitesi Kuzey Yerleşkesi yolunda uygulanmıştır. Çevre illerde ise beton yol deyince akla ilk Samsun Büyükşehir Belediyesi gelmektedir. Sadece 2020-2021 yıllarında 371 kilometre beton yol yapmıştır. Bıyık, beton yolun kış şartlarına dayanımının da daha iyi olacağını dile getirdi. Artan maliyetlere göre çimento maliyetlerinin artışı, nakliye, masraları ve böyle giderlere göre haliyle beton yol maliyeti de artmıştır. Ancak ülkemiz yer altı zenginlikleri bakımından petrol ürünlerine çok da zengin olmayan bir konumda olduğundan yapılacak yolların dışa bağımlılığını azaltmak üzere bitümlü sıcak kaplama yerine Avrupa'da üretimde birinci sırada olduğumuz çimentoyu en iyi şekilde kullanarak çimento bazı beton yol uygulaması maliyeti ve kazanç bakımından daha isabetli olacaktır. Kış şartlarına ise beton yol rigid sert bir kaplama çeşidi olduğundan dayanımı olacaktır. Yine de donma ve çözünme olaylarına karşı beton yolun yüzeyinde kütürlenme, yer yer kopma görülebilir. Beton yol taban zemininde donma çözülme şeklinde iklimsel olaylarına maruz kalması halinde taşıma gücünde azalma meydana gelebilir.